Günün her anı, hayatın ritmi de, siyasetin rengi de farklı. Renklerin hepsini, hayattaki ayrıntıyı, sokağın sesini, cepteki hesabı, yaşam telaşını, sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin her rengini gelin bizden izleyin. Güzel kadrajlar bizden, sıcak çaylar sizden. Urfa'nın Antik TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Benim Kadrajım programının bu haftaki konuğu Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik. Sayın Rektörüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sayın Rektörüm, öncelikle bizim davetimizi geri çevirmediğiniz için teşekkür ediyoruz ve şöyle bir soruyla başlamak istiyorum bilmeyen vatandaşlarımız için. Bizim Harran Üniversitesi'nin genel yapısı nedir, kaç bölümü var, kaç öğrencimiz var ve akademik kadromuz nasıl? Şimdi Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş, yani önümüzdeki yıl 30. yılını kutlayacak bir kurum. Şu anda yaklaşık 28 bin küsur öğrencisi var. 50'nin üzerinde bölüm var. Evet. 13 tane fakülte, 10'a yakın meslek yüksekokulu ve yüksekokul. Yani bütün hem 2 yıllık hem 4 yıllık okullar var. Bir de fakültelerimiz var. Tabii fakülteler hani sayısını tam söylemiyorum. Çünkü evet, bazıları beklemede, mesela eczacılık gibi, henüz kurulmuş ama öğrenci almıyor. İşte doğa bilimleri fakültesi var, şu anda öğrenci almıyor ama onun dışındakiler alıyor gibi. Yani dolayısıyla ama 28 binin üzerinde öğrencimiz var. Bunların yaklaşık 3 bini yabancı öğrenci, geri kalan Türk vatandaşı. Bir de tabii yine 2 binin üzerinde de bizim lisansüstü öğrencimiz var. Peki Sayın Rektörüm, pandemi sürecindeyiz. Öğrenciler de bu süreçte mağdur oldu. Ama bu süreçte teknoloji üzerinden, sosyal medya üzerinden bir şekilde eğitimlerini almaya çalışıyorlar. Bu süreci nasıl ilerletiyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz geçen sene Mart ayından itibaren bu pandemi tatili başladı diyelim. Tatil diyorlar bazıları. Evet. Evde hapis başladı. Tabii bizim istediğimiz bir şey değil. Ama birçok eğitimde bazı gelişmelerin ortaya çıkmasına da katkıda bulundu. Çünkü artık uzaktan veya telekonferans veya Zoom dediğimiz sistemler oluştu. Artık birçok toplantıyı biz uzaktan yapıyoruz. Yani belki yakından da yapabiliriz. Veya bazı randevulara diyoruz ki ya gelme, biz önce bir uzaktan yapalım, gerekirse gelirsin gibi çok çeşitli alternatifler oluşmaya başladı. Bu açıdan yani biz bunu faydalı tarafını aldık. Yani avantajımıza çevirdik. Ve son bir yıldır yani Türkiye çapında zannedersem uzaktan eğitimde oldukça bir yol kat ettik. Yani belki ilk 10 üniversite arasındayız yani kalite açısından. Peki Sayın Rektörüm, uygulamalı derslerini öğrenciler nasıl yapıyor? Orada herkesin sıkıntısı var. Yani sadece biz genel değil, Türkiye'de her yer, bütün laboratuvar veya uygulamalı ders veren her yerde sıkıntı var maalesef. Yani biz istesek de olmuyor. Peki Sayın Rektörüm, birçok öğrencimizin şöyle bir şikayeti var. Diyorlar ki bizim işte kampüsümüzde sosyal etkinlik alanımız bize göre kısıtlı gibi şikayetler var. Diyor, şunu iletiyorlar, sosyal etkinlik alanlarında yeni yapılacak şeyler var mı ya veya yapılması planlanan şeyler var mı? Aslında yani tabii bizim 3 tane ana kampüsümüz var. İlçe kampüslerinden bahsetmiyorum. Hatta Şair Nabi'yi de kampüs olarak kabul edersen 4 tane var. Ama ana kampüsümüz Osman Bey. Yaklaşık 15 bin öğrencinin bulunduğu, işte yurtların, hatta Urfa'nın hemen hemen neredeyse tek yurtlarının bulunduğu alan. 3 yurt vardı değil mi müdürüm? Evet, şu anda yani 3.sü bitti ama faaliyete geçmedi. Pandemiden dolayı bekliyor, beklemede. Yani 3.000 üzerinde öğrenci alabilecek kapasitesi var ama şu anda yarı kapasite çalışıyor. Hatta daha da düşük yani maalesef. Aslında yani sosyal aktiviteler, yani ben pek çok üniversitede bulundum. Sosyal aktivite bakımından ana kampüsümüz, yani şehir dışında olmasına rağmen öyle çok
eksik bir yer değil. Hı hı. Bilmiyorum tabii öğrenciler neyi kastediyorlar bilmiyorum. Hani burada en büyük sıkıntı şehirden uzak olması. Yani 20-25 kilometre mesafe. Etrafında çok fazla gelişmiş alan yok. Yani daha çok tarım arazisi olduğu için maalesef gelişmemiş. Ama son yaptığımız çalışmalarla oranın bir cazibe merkezi olması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Yani diyelim ki işte bizim tam tıp fakültesi ve hastanenin karşısındaki bulunan alana mesela bir AVM, bir rehabilitasyon alanı, işte parklar, lokantalar gibi bir şey düşünüyoruz. İmarı bekliyoruz. İmarı alır almaz orayı ihaleye açacağız. İsteyen orada gelip bir AVM, yurt, restoran, hatta benzin istasyonu, aklınıza gelebilecek her türlü şeyi, bayağı büyük bir alan, neredeyse 350-400 dönüm gibi büyük bir alan. Böyle bir projemiz var. Yani imarı bekliyoruz. İmarı alır almaz ihaleye çıkacağız. İnşallah Urfalılar veya dışarıdan buna talepler çıkar ve orayı bir cazibe merkezi haline getirirler. Daha da hareketlenir. Evet, çok çok hareketli. Aslında yani Urfalıların belki kaçış yeri olabilir. Evet. Çünkü nefes bizim alabilecekleri bizim bir yer olur. Üniversitenin aslında bulunduğu yer biliyorsunuz göletleriyle, yani görsel alanlarıyla müthiş görsel bir yer. Görsel şöleni var. Evet. Dış çekimleri için çok kullanılan bir alan. Çok güzel bir alan. Yani insan orada huzur buluyor. Kesinlikle. Yani tam aslında öğrenciler ne arıyorlar bilmiyorum. Yani kuru kuru birkaç tane bina mı istiyorlar? Yoksa isterlerse yani yeter ki bize fikir versinler. Bununla ilgili bir anket yapılabilir mi üniversitede? Yani bizden şimdi, ne istiyorsunuz? Şimdi tabii şu var, yani öğrenciler ayrıldıktan sonra kıymetini anlamaya başladılar. Aynen, işte bizim göletlerin resimlerini, amfiteyatromuz var, konağımız var, yüzme havuzumuz var, çok güzel spor salonumuz var, yani kortlarımız, tenis kortlarımız var. Yani o yok her şey var. Güzel meyve ağaçlarımız var, istediğin her şey var yani. Yüzme havuzları ve spor salonu demişken, biz program öncesinde birçok öğrenci grubunda paylaşımlar yaptık. Bizlere sorularınızı iletin, biz de rektörümüze iletelim diye. Bir öğrencimiz şöyle bir soru sormuştu. Bir Haziran'dan sonra yüzme havuzlarımız, spor salonlarımız açılır. Acaba açılacak Açılabilir. Mı? Yani mutlaka açabiliriz. Yani yeter ki izin. Çünkü bu işler biliyorsunuz izinle. Yani biz açıyoruz demekle açılmıyor. Özellikle yüzme havuzları. Her taraf açılırsa biz de açarız. Hatta yani hazır yüzme havuzumuz. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Spor salonumuz zaten kısmen çalışıyor aslında. Yani öyle kapalı değil. Havuz çünkü bakımı olan bir şey olduğu için yani 3-5 kişi için değmiyor. Kesinlikle. Ama spor salonumuz mesela ben bile gidip yani günlük haftada birkaç defa spor yapıyorum yani. Dolayısıyla sorunumuz yok. Peki Sayın Rektörüm, sizin gelişiniz bir pandemi sürecine denk geldi. Böyle maalesef, bir durum oldu. Maalesef. İlk Şanlıurfa'ya geldiğinizde, ilk rektörlük koltuğuna oturduğunuzda, ilk değiştirmek istediğiniz, bunun değişmesi lazım, bu işleyiş yanlış veya böyle yapılması lazım dediğiniz durumlar oldu mu? Şimdi tabii burada yani değişim şart, değişim, kesinlikle, dönüşüm dediğimiz şeyler aslında çok her önemli alanda, eğitimde, araştırmada, idari yapılanmada ve sosyal yaşamda. Hepsinde tam bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Gerçekten. Bunu hissettik çünkü daha önceki belki bazı yayınlarda da çok söylemişimdir. Yani terk edilmiş bir yer hüviyetine bir görüntü var. Biz bunu değiştirmek istedik. Yani gerçekten geldiğimizden beri hani ilk bir sene çok 2019'da çok çalıştım. Fakat daha sonra 2020'de hemen bu pandemi başlayınca o şeyler biraz yavaşladı tabii. Tabii. Öğrenciler de gidince tam bir inziva havası gözüktü. Ama biz buna rağmen eğitimde istediğimiz kaliteye geldik. Yani uzaktan eğitim de bize çok faydalı oldu. Ve yani hocaların da gayretiyle yani istediğimiz kaliteye neredeyse geldik. Tabii daha önümüzde epeyce bir mesafe var. Önümüzdeki 1-1,5 yılda bu konuda tam gaz gideceğiz yani. Ama araştırmada özellikle büyük atılımlar yaptık. Yani üniversitemiz maalesef araştırma açısından oldukça geriydi. Bu da benim uzmanlık alanım. Yani araştırma benim gerçekten uzmanlık alanım olduğu için geldiğim ilk günden itibaren, çünkü araştırma bir günde olmuyor. Öyle bir değiştirdim, bir yönetmelik olmuyor, değiştirdim, bir kuralı değiştirdim, olmuyor. İnsanları şöyle biraz silkelemek lazım, motive etmek lazım,
o heyecanı vermek lazım. Yani akademisyenlik, ben hep söylüyorum, bir aşktır, sevdadır. Yani 67 yaşına kadar ne yapacaksın? İnsanlar evet. 40-45 yaşlarında profesör oluyorlar. Ondan sonra daha çok çalışmaları lazım. Onun için de bu aşkı, sevdayı devam ettirmeleri lazım. Ben de işte bunu, bu yangını sürekli aktif halde tutmak için hocalarıma sürekli şey yapıyorum, merak ettirici, işte onları gayrete getireceğiz. Hem teşvik, sözler, teşvikler, evet. Yönlendirmeler, her türlü şeyi yapıyoruz. İnanın ki yani yeter ki onlarda böyle bir şey olsun. Sayın Rektörüm, sizin gelişinizle gerçekten üniversitede bir canlanma var. Pandemiye rağmen bir canlanma evet. var. Biz basın mensupları olarak da bunu görebiliyoruz. Peki benim bu üniversitede yapmak istediğim şey, benim hayalim bu. Ben bu üniversitede bunu yapmadan gitmek istemiyorum dediğiniz bir hayaliniz var mı? Vallahi benim hayalim tabii özellikle yani idari yapılanmada o hayalimizi neredeyse gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. Biz yani bütün idari yapının belli bir merkezde toplandığı, işte genel sekreterlik dediğimiz yapıyı artık birkaç aydır oluşturduk. Evet. Yani tahmin ediyorum o önümüzdeki 15-20 yıllık bir yapının ilk temelini attık. Hı hı. Bundan sonra zannedersem bir buçuk senem kaldı zaten. Evet. Bir buçuk sene içerisinde eğer o yapının bir de denemelerini yaparsak o tamam olacak. Yani idari yapılanma dediğimiz. Araştırmada önemli adımlar attık. Yani hocaların birlikte çalışma heyecanlı. Yani birlikte çalışma kültürü dediğimiz bir şey var. Evet. Hocalarımız genelde yani bütün Türkiye'deki üniversitelerin çoğunda bu yapı var. Herkes bir kişiyle, bilemediğin iki kişiyle yani birkaç kişinin ötesine geçmiyor. Biz de onlarca kişinin bir arada çalıştığı büyük grupları oluşturduk. Yani şu anda yani böyle gördüğüm 7-8 hatta 10 tane grup oluşturduk. 10'a yakın grup oluşturduk diyebilirim. Ve bunlar öğrencilere de örnek olur. Tabii tabii yani evet. Hocaların bir arada heyecanla çalıştığı yapılanmalar genelde Türkiye'de az. Yeni yeni işte aşı grubu oluyor mesela. Aşıda 15-20-30 kişi bir arada çalışıyor. Değil mi? Evet. Yoksa mümkün değil. Yani bu pandemi sürecinde bunu öğrendiler. Biz de diyoruz ki bunun gibi mesela işte örnek veriyorum dijital tarım. Urfa için çok önemli. Evet. Mesela şeydeyiz. Burada onlarca kişinin bir arada çalışması lazım. Sadece ziraatçı değil, bilgisayarcı, mühendis, her türlü mühendis, elektrik, elektronik, yazılımcı, fizikçi, kimyacı, peyzajcı, yani mimar, aklınıza gelebilecek her türlü mühendisin bir arada çalışabileceği bir ortam. Yani bunun gibi gruplar aslında akademisyenliğin en önemli birikimi. Çünkü insanlar bir arada çalışınca keyif alıyorlar. Üretmek istiyorlar. Biz bu keyfi katıyor. Evet, biz bu keyfi vermek istiyoruz. Ben hocalarımın hepsine bunu söylüyorum. Özellikle genç hocalarıma ne bekliyorsun akademisyenlikten, değil mi? Tabii. Keyif alman lazım. Hele hele profesör olduktan sonra mutlaka keyif alman lazım. Keyif almıyorsan o zaman o akademisyenliği niye yapıyorsun? Sadece ders vermekle keyif alınmaz. Araştırma yapacaksın. O araştırmanın sonuçlarını öğrencilere aktaracaksın. Öğrenciler de oradan keyif alacak ve girişimci olacaklar. Şu anda artık olacak gençler. Evet, şu anda artık girişimci bir nesil olması lazım. Bütün üniversiteler artık dördüncü nesil girişimci nesil deniyor. Hazıra konan bir gençlik var. Hayır. Bunu yıkmak lazım. Bunu yıkmak lazım. Öğrenciler de o girişimciliği aslında seviyorlar. Evet. Yeter ki hocaları da teşvik olsun. Hocaları da buna uygun bir formatta gelsin. Çünkü hoca da eğer dışarıda bu girişimciliğe alışmamışsa öğrenciye fazla veremiyor. Öğrenci de o monotonluğu artık istemiyor. Sayın Rektörüm, Harran Üniversitesi'nin yıllardır çözülmemiş bir sorunu var. İçme suyu problemi var. İçme suyu yok ve kanaldan suyu çekip arıtmasını kendisini yapıyor ve bu büyük bir maliyet aslında. Çok büyük bir maliyet. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi ile başkan bile bununla ilgili görüşmeleriniz oldu mu çözüm noktasında? Vallahi şimdi bizim ne şu anda yani kanal, Allah razı olsun kanaldan, kanalda su durdukça bizim sıkıntımız yok. Çünkü biz tabii üniversite içerisine bu suyu yani bedava demeyeyim ama ucuz bir fiyata veriyoruz. Çünkü kendi arıtma sistemimiz var. Çünkü maliyet, arıtma sistemi evet. Büyük bir maliyet. Ama
biz ona razıyız. Yani biz o şeyi çekmeye razıyız. Nitekim bugün belki duydunuz, atık su arıtma sisteminin temelini attık. Yani düşünün, onlarca yıldır olan sorun, yani bir şeyleri geliştirmiş. Yani şeyler pis su açık araziye akıyordu. Evet. Tabii bu da ben geçen hatta 1,5 sene önce Kalkınma Bakanlığı'na ilk gittiğim zaman dedim ki ya bakın bu Türkiye'de belki bir ilktir. Yani foseptik sularının araziye aktığı bu utanç vesilesidir. Bunu sakın bir daha bize yaşatmayın. Çünkü yatırım vermiyoruz diyorlar. Bizler dedi ki yani bu olmaz, bak ben bunu yani basına yayına vereceğim dedim. Eğer bunu yapmazsanız. Sağ olsunlar biraz gecikmeli oldu ama bize bu sene o bütçeyi verdiler. Ve bugün yatırımını yaptık ve inşallah Kasım ayında bu atık su arıtma sistemi devreye girecek. Özellikle gelecek 5 yıl içerisinde orada biz en azından bir 5000 kişilik bir aile yapısının olmasını ümit ediyoruz. Yani orada en az bir 500 tane yeni lojman, yeni aileler ve bunların getirdiği bir 5000 kişilik bir yapı. Onlar geldikçe onlar daha da canlanır orası. Evet, orası çok canlanacak. İşte o zaman bizim o dediğimiz projeler, evet, yani evet, AVM'ler, işte oradaki rehabilitasyon evet, parkları, değişik değişik şeyler, evet, projelerimiz var. Daha çok dikkatini çekecek. Yani projelerimiz çok, yeter ki bir başlayalım evet, diyoruz. Bu pandemi süreci biraz engel oldu ve bir yıl yani gibi bir durum kaldı diyorsunuz. Valla en azından gitmeden önce evet, onları devreye sokup bir sonra gelecek yönetime bunu teslim etmek istiyoruz. İnşallah Sayın Rektörüm. Rektörüm, yakın tarihlerde büyük çaplı bir yangın olmuştu. Evet, maalesef. Bir lojistik depoda, Gençlik Spor'a ait olan bir alanda. Çok doğru. Bununla ilgili çok şükür bir yaralama gibi ölümcül bir durum yok, yaşanmadı. Yok, olmadı. Evet. Ama Harran Üniversitesi herhangi bir olası bir yangını önlemek amaçlı bir ekip kurdu mu? Veya itfaiye ile ilgili bir bölümünüz de var mı? Bununla var, ilgili bir çalışmalar var, oldu mu? Meslek Yüksekokulumuz var itfaiye ile ilgili. Hatta bizim yetiştirdiğimiz itfaiyeciler Büyükşehir evet, Belediyesi'nde çalışıyorlar. Şimdi tabii biliyorsunuz yani bu itfaiye meselesi sadece Büyükşehir'e aittir. Hı-hı. Hatta ilçe belediyeleri bile itfaiyeleri yoktur. Hı-hı. Dolayısıyla yani bu bizim, ama bizim mesela kendimize ait bir yani ne diyelim artık, oyuncak bir itfaiye aracımız var. Yani özellikle bu yangından sonra biliyorsunuz geçen sene hem orman yangını oldu hem de bu depoda yangın çıktı. Evet. Tabii orman yangını biliyorsunuz, Urfa'nın ikinci büyük ormanı bizim kampüste. Evet. 1 milyonun üzerinde ağacımız var. Ve hala da ağaç dikiyoruz. Dikiyoruz, evet. Devam ediyor. Arttıralım da. Bunları korumak da kolay değil. Şimdi bizim öyle bir imkanımız yok. Çoğu yerlerde tepelik, bayırlık, oralara araç girmesi. Yani biz şunu önerdik aslında yani yerel yönetimlere. Dedik ki yani mutlaka uçaklar, yani bir uçak alınması lazım. Havadan yangın söndürmekten başka çaremiz yok. Oralara girmek bile çok zaman alıyor. Bir de geçen seneki orman yangını sanki bir sabotaj gibiydi. Çünkü onlarca yerden aynı anda evet, kıvılcımlar çıkmıştı. Bu seneki tabii o depo yangını bizim elimizde olan bir şey değil. Yani evet, çok korkunç bir yangın ama evet, bizim biliyorsunuz orası bize ait değil. Biz sadece yer vermişiz. Orada da bir yani ne varsa bilmiyoruz. Tabii ne oldu onun sonuçlarını hı-hı, bilmiyoruz ama inşallah bir daha böyle bir yangın i̇nşallah yaşamayız. Korkutmuştu. Evet, hepimizi. Bayağı bir korkutmuştu bizi. Projeler demişken, araştırmalar demişken bir de Sayın Rektörüm, İpek böcekçiliği çalışmalarınız var. Bunları biliyoruz, görüyoruz basından servis işte ediyorsunuz. İşte o pandemi kurbanı oldu. Yani şöyle biz 2019'da başladık. Evet. Önce dut ağaçları ektik. Evet. Dedi ki gelecek sene 2020'de tam başladık. Mart, Nisan ayında başlıyor sezon. Tam başladık. Pandemi başladı. Öğrenciler, çünkü o öğrenci projesiydi. Belki evet, de dünyada ilk çok olabilecek bir öğrenci projesiydi. Dedi ki bu dut ağaçlarının yapraklarını öğrenciler toplayacak. Evet. Alacaklar. Nisan ve Mayıs ayları bunun 1,5 aylık bir sezon. Öğrencileri, kız öğrencileri, özellikle kız yurdundaki hı-hı, öğrencileri çalıştıracağız. Ve onlar oradan para kazanacaklar. Bu 1,5 aylık sürede ipek böceği yetiştirecekler, koza yetiştirecekler. Oradan koza ulaşacak ve onları satacağız. Hem onların ücretlerini ödeyeceğiz. Daha sonra da onları koza birlik var. Koza birliğe vereceğiz.
onunla iplik alacağız. İplikten de halı dokuyacağız. Nitekim halı tezgahlarını da kurduk. Ya. Ama maalesef işte bu sezonda bekledik, bu sezonda gelen yok. Geçen sezon kendimiz yaptık. Evet. Ufak çapta. Hı-hı. Deneme amaçlı. Tabii olmuyor. Yani çünkü biz öğrenci için bunu yapmıştık. Bu sezon yine işte şu anda bitti sezon. Peki pandemi sürecinden sonra sezon bittiği için gelecek sene artık. Evet. Yani Nisan ayında başlıyor, Mayıs sonunda, hı-hı, bitiyor. Ümidimiz o zaman. Yani gelecek sene, evet, aslında şu anda ektiğimiz 4000'in üzerinde dut ağacı bekliyor. Gayet, hı-hı, de güzel oldular. Yaprakları hazır. Yani ilk sene ektiğimizde aslında yaprakları tam olgunlaşmamıştı. Şimdi gayet güzel oldular. Rektörüm, en son Göbekli Tepe'de de bir çalışmalarınız vardı. Bitkileri, yabani mercimek, evet, gibi, evet, bitkilerin araştırılması yapılmıştı. Bununla ilgili ne söylemek şimdi istersiniz? Şimdi bizim biliyorsunuz burada iki tane büyük turistik yapılanma var. Birisi bizim ismiyle müsemma olduğumuz Harran Üniversitesi. Harran, kadim Harran kenti. Evet. 1000 yıldan daha eski bir, hı-hı, oluşum, medeniyet. Bir de Göbek Tepe var. 12 bin yıllık dediğimiz daha büyük, önemli bir yapılanma. Tabii ben geldiğim zaman bu ikisi de, Göbektepe konusunda hiçbir çalışma yoktu. Harran konusunda yine bazı hocalarımız münferit de olsa çalışıyorlardı. Ama benim ilk şeylerimden birisi önce Harran'ı canlandırmak. Harran, kadim Harran. Çünkü, evet, ismiyle bizim anıldığımız bir üniversitenin, evet, Harran konusunda çok önemli. Ve ilk yaptığımız şey, bilmiyorum belki görmüşsünüzdür, ya bu Harran kenti nasıl bir kentti? Bunun bir gerçekten 1000 yıl önceki halini, hı, tasvir edebilir miyiz? Biliyorsunuz orasını şimdi gidip gördüğünüz zaman işte yıkık bir şeyler görüyorsunuz. Evet. Gerçi şu anda bazı restorasyonlar var. Onu da bizim profesör hocamız Mehmet Önal yapıyor. Ama onun dışında işte iç kale var, medrese var, cami var. Bütün bunları dedik ki acaba 1000 yıl önce nasıldı? İşte Profesör Mehmet Önal hocamız ve diğer ekipteki hocalar ve ayrıca da Abdurrahman Bilden, meşhur, evet, ressam, bunları bir araya getirdik. Bir senede, bilmiyorum gördünüz herhalde, bizim muhteşem bir şey çıktı ortaya. Etrafı surlarla çevrili, onun da etrafında kanalların olduğu, içerisinde rüya gibi bir şehrin olduğu bir yapı. Ve bunu biz şu anda onu öne sürüyoruz. Diyoruz ki bakın böyle bir medeniyet vardı. Burada 300'ün üzerinde bilim adamı yetişti. Evet. Bunlardan birisi de El-Battani, bizim kütüphanenin ismini aldığı. İşte İbni Teymiye var. Cabir bin Hayyan var. Aklınıza gelebilecek hepsini böyle anmamız lazım. Bir şekilde ihya etmemiz lazım. Bunun üzerine işte bir takım bir grup kurduk. Yaklaşık 15 kişiden, başlarında da işte Profesör Mehmet Önal var, Abdullah Ekinci hocamız var. Bunlar Urfa'nın bilinen bilim adamları. Hı. Bunların çalıştığı bir grup var. Şimdi Harran'ın, eski kadim Harran'ın bütün eserlerini alıyorlar ve bunları bir kısmını Türkçe'ye çeviriyorlar. Bir kısmının yolculuğunu, işte Endülüs'ten Avrupa'ya yolculuklarını anlatan şeyleri, belgeleri topluyorlar ve yakında da tahmin ediyorum çok önemli şeyler, belki önümüzdeki yıl çok bununla önemli bilgiler. Belgesel yapılabilir mi? Zaten farklı onu olur da bizim Profesör Sedat Benek, hı hı, aslında geçen seneden beri siz de duymuşsunuzdur. Evet. Çekmeye çalışıyor, parasını bulmaya çalışıyor. Evet. Biz destekliyoruz. Oradan alıyor, buradan alıyor. İşte pandemi oldu. Hatta bir yangın çıktı bir ara. Vallahi her an diyor ki bitecek, bitecek hocam. Yani işte Harran belgeseli, biliyorsunuz o meşhur bu konularda. Evet. Zannedersem yakında göreceğiz, yani yaklaşık bir saatlik bir belgesel olacak. Ama daha önemlisi, biz tabii Göbekli Tepe'ye daha da önem veriyoruz. Çünkü Göbekli Tepe, evet, sıfır noktası ve çok yönlü araştırmalar yapıyoruz. Yani aşağı yukarı 20'ye yakın hocamız değişik konularda. Yani sosyolojiden ilahiyata, felsefeden işte biyolojiye, botaniğe, zoolojiye, evet, arkeolojiye, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda, hatta şu anda bir arkeoloji grubu var. Bizim yani Türkiye'deki bu
Göbektepe'deki arkeolojiyi yöneten hocamız var. O hocamızın başkanlığında biz de onlara entegre olduk ve bu şekildeki yani Harran Üniversitesi'ndeki hocalarımız, arkeoloji bölümündeki hocalarımız onunla birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla çok önemli çalışmalar yapıyorlar. O günün şartlarını, o günün nasıl bir yaşam şekli olduğunu, inançlarını, işte o gördüğünüz o tellerin ne olduğunu, evet, daha pek çok yapıyı, işte gördüğünüz o nebatatların, bilinmeyeni, bitkilerin, evet, yapılarını, bugünlerle olan ilişkilerin hepsini. Ben çok şaşırmıştım o paylaşımı görünce, yabani mercimeği görünce. İşte o yabani mercimek, önemli, buğday acaba evrile evrile değil bugünkü mi? Hangi hale geldi? Evet. Tekrar onlardan biz bugünkü buğdayı üretebilir miyiz? Bütün bunların evrimlerini hepsini hocalarımız çalışıyorlar. Peki Sayın Rektörüm, bu çalışmalar var. Az önce dediğiniz belgeselle ilgili de çalışmalar var. Destek arıyor. Ya buna yerel yönetimler, sonuçta Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında olması gereken, evet, şeyler ve kendi tarihimizi bilmemiz gereken şeyler. Doğru. Yerel yönetimlerin desteği yok mu? Hani yerel yönetimler... Yok, sağ olsunlar. Destek, yani destekliyorlar. O konuda yani destekliyorlar da bu işler çok para istiyor, hmm, biliyorsunuz yani. Evet, maalesef. Peki... Yani hocamız özel yani bunu oynayacak oyuncu getirdi. Evet. Tiyatro oyuncusu getirdi. Bunların hepsi para. Kesinlikle. Bir sürü kostüm lazım biliyorsunuz. Evet. O günün şartlarını mecburen biz hani diriliş veya uyanış, evet, falan değiliz yani. O muhteşem bütçeler yok yani. Evet. Toplam yani biz de yani üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yetmiyor. Yetmiyor. Zor. Yetmiyor. Sayın Rektörüm, Eski Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yeri ve Vali Konağı Caddesi'ndeki hastanenin yeriyle ilişkin bir düşünceniz var mı? Buralar kapalı olarak orası kalacak mı, bize, yoksa başka bir şekilde orası bize ait mi? Değil yani. Biz üniversiteyi diyebiliyorduk. Yok, orası bize ait sağlık değil. Sağlık İmzirliğine mi bağlı orası? Yok, evet. Yani doğrusu ben de bilmiyorum ama bize ait değil. Hı hı. Bizim sadece Yenişehir kampüsü bize ait. Evet. Yenişehir kampüsünde dişçilik fakültesi var. Yani sağlık alanında. Şu anda işte Milli Eğitim'le yaptığımız bir anlaşma çerçevesinde biz onlara bazı yerleri veriyoruz. Eyyubiye'den bazı arsaları veriyoruz. Onun karşılığında biz Yenişehir'i sağlık kampüsü yapmak istiyoruz. Eczacılık fakültesini oraya kurmak istiyoruz. İşte son anlaşmalar yapıldı. İnşallah yakın bir zamanda Eczacılık Fakültesi olarak oradaki Milli Eğitim'e ait olan bina bize verilince o yaklaşık 40 dönümlük Yenişehir kampüsü sağlık kampüsü adıyla artık alınacak. Nitekim diş hastanesi de bu sene sonunda büyük bir kısmı yapılmış olacak. Dolayısıyla tam bir sağlık kampüsüne dönüşecek yani. Peki Eczacılık Fakültesi gibi yeni açılacak önemli fakültelerimiz var mı? Yani şu anda yani doğrusu hukuk fakültesini, evet, yani ümitle bekliyoruz ama o da biraz siyasi bir olay. Dolayısıyla bizim çok fazla bir yani bilemiyorum, en azından bu sene bilmiyorum. İnşallah olur diyoruz ama yani eczacılığı yoluna koyarsak önemli bir adım atmış, evet, oluruz. Hukuk tabii Urfa için çok daha önemli, evet, ama bekliyoruz bakalım. İnşallah. Rektörüm, bizim Urfanatik TV Facebook hesabımızdan sorular da geliyor. Şöyle bir soru var. Eksik olan branşlarda doktor takviyesi düşünülüyor mu diye Mehmet Emin Kutlay hocamız sormuş. Evet, yani geçen hafta hatta siyasilerimiz ve bizim üniversitedeki rektör yardımcımız, evet, başhekimimiz, dekanımız birlikte Ankara'ya bir gittiler. Sağlık Bakan yardımcısıyla görüşmeler yaptılar. Evet. İşte o kadrolardan bir kısmını talep ettiler. Bekliyoruz yani, ümitle bekliyoruz. Yani burada tabii en büyük sıkıntı şu, yani üniversite hastanelerinde maalesef aynı maaşı alamadıkları için hocalar üniversiteyi tercih etmiyorlar. Devlet hastaneleri, şehirdeki hastaneler daha çok maaş verdiği için, daha çok kazanç sağladıkları için onları tercih ediyorlar. Dolayısıyla biz ikinci pozisyonda kalıyoruz. Onun için Sağlık Bakanlığı'ndan diyoruz ki bize, evet, biraz yani iltimas geçip, bize özel olarak bazı kadroları verir misiniz? Yoksa yani şu anki statü maalesef bizim aleyhimizde yani. Peki şunu biliyoruz ki Şanlıurfa tarihi kadar da tarımıyla da önemli bir çok şehir önemli ve tarım şehriyiz. Çok önemli. Tarımla ilgili çiftçilerin bilinçlendirilmesiyle ilgili bunlarla ilgili ne tür çalışmalarınız var?
Şimdi biraz önce bahsettim yani kısaca biz hocalarla şimdi çiftçilerin farkı var. Evet. Değil mi? Yani çiftçi yaptığı işi iyi bilir. Evet. Ama çiftçi diyelim neyi bilmez? Hastalıkları bilmez. Belki gübrenin çeşitini bilmez. Sulama tekniklerini en optimum kullanacak belki yöntemleri bilmez. Ve yanlış sulamadan dolayı kuraklık durumu da var. Aynen öyle. Dolayısıyla yani bizim üniversite olarak, fakülte olarak ya yeni tür tohumlar, sulama yöntemleri, dijital dediğimiz yeni teknolojiler, hem sulamayı kontrol eden hem gübreyi kontrol eden teknolojiler. Bu tip şeylerde biz daha çok katkı sunabiliriz. Ama biz bir çiftçinin işini yapamayız. Evet. Çünkü çiftçilik hani 24 saat sürekli olan bir iştir. Evet, toprağın başında bekleyeceksin. Beklemen lazım. Onun için bizim gerçekten yani bilgi vermemiz lazım. Teknoloji ve bilgi. Evet. Bunun dışında ben yani kaba yöntemlerle biz bir çiftçinin yerini alamayız. Onun için bizim yaptığımız şey şu anda ki dünyada da bu bir trend artık. Dijital olarak yani biz sulamayı minimuma indirebilir miyiz? Yani yağmurlama, damlama, artık vahşi sulamanın yerine bunu biz dijital olarak gerçekten kontrollü bir şekilde minimum sulamayla maksimum verimi alabilir miyiz? Minimum gübre vererek maksimum verimi alabilir miyiz? Hem tohum çeşitleri, en kaliteli tohum çeşitlerini kullanabilir miyiz? Bütün bunları dikkate alan bir yaklaşımla biz çiftçilerimize her zaman destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız. Yani ben hocalarımı da bu şekilde yönlendiriyorum. Nitekim daha şu anda bir pamuk tarlasında 20 dönümlük bir yerde dijital tarım uygulaması yapıyoruz. Robotlarla, sensörlerle, dronlarla hem sulamanın hem gübrelemenin optimum olduğu uydudan kontrollerle, uydudan kontrol ederek ürünün rengini, biçimini, boyunu kontrol ederek bir dijital tarım. Bunu hem ulusal çapta diğer üniversitelerle teknolojiyle tarımı buluşturuyorsunuz. Hem de yurt dışıyla. Bunu birleştiren bir sistem düşünüyoruz. Yani sistemimiz var şu anda. İnşallah birkaç ay içerisinde ilk ürünü alacağız. İnşallah. Yani pamuğu. Biz de onu görüntülemek isteriz Sayın Rektör. O pamuğu hem yani bizim dronlarla görüntüleme hem uydudan görüntüleme, bunların mukayesesi ve bunların gerçek alana, ovaya bunun yansımasını inşallah yapmaya planlıyoruz. Ve hocalarımız da yetkin, bayağı yetkin hocalarımız var bu konuda. Evet. Yani diğer üniversitelerde çalışan, onları yönlendiren, hatta yurt dışıyla çalışan, Almanya'yla, Çin'le çalışan hocalarımız var. Ve bu alanda da bir yani şey yapmak istiyoruz. Peki eğitim dedik, çiftçileri eğitmek lazım dedik. Eğitim alanında eğitim de yapıyor, veriyorlar. Aslında hocalarımız da eğitim de veriyorlar. Yani yüzlerce bu konuda projelerimiz var. Ajanstan, Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız projelerimiz var. Yani yüzlerce çiftçiyi hem sulama açısından hem gübreme hem tohum açısından eğitim verdiğimiz. Peki gençlere de sorumluluk verilemez mi? İşte gençler, çiftçilerinizi bulun, çiftçilerinizle oturun, sohbet edin. Onlar çiftçiler nasıl ürettiğini anlatsın gençlere. Gençler de eğitim alanında nasıl yapılması gerektiğini onlara önerebilir ve bu araştırma gibi eğitimler de yapılamaz mı? Yani aslında istiyoruz. İşte dediğim gibi bu pandemi sorumluluk biraz aldım. Tam böyle kıvamına geldik. Pandemi biraz engelledi. Yoksa yani inanın ki öğrencilerimize staj yaptıracak rahat bir ortam bile yani zorlanıyoruz ama yani biz elimizden geleni yapıyoruz. En azından diyoruz ki ya pandemide o kadar şey değil. Hani dışarıdasınız, açık havadır, sıkıntı olmaz. Geliyorlar sağ olsunlar. Yani çok değişik alanda çalışan hocalarımız var yani. Gerçekten. Yani daha geçen gün belki görmüşsünüzdür. İşte güller, karagül, diğer güller, mercimek, nohut, pamuk. Yani her alanda çalışan. En son tıbbi aromatikçilere girdik. O konuda oldukça yoğun bir şeyimiz var şu anda. Yani belki Urfa'da ilk olacak. Hem üretim, yani ekin olarak değişik nane, kekik, diğer lavanta ve diğer
tıbbi aromatikler ve bunlardan tıbbi çıkan ekstraklar. Evet. Bunun fabrikasını da kuruyoruz Şahin abi kampüsümüzde. Yani bütçeyi bekliyoruz. Her an bütçe açılacak. Fabrikamızın şeyi hazır, projeleri hazır. Çok güzel bir, belki bahsetmişimdir, tıbbi aromatik vadisi diye bir projemiz var. Destek bekliyoruz. İnşallah sayılır. Destek olursa yani Urfa'da, belki hatta Türkiye'de, belki dünyada bir ilk. Yapmak istediğiniz şey. Vallahi çok önemli. Çok yani paramız olsa hemen yapacağız. Çok önemli. Paramız olsa hemen yapacağım ama evet, maalesef öyle bir paramız yok. Girişimci bekliyoruz. Biz de buradan girişimcilerimize seslenmiş olalım. Vallahi destek çok iyi olur. Sağlamış aslında olsunlar. Çok büyük paralar değil. Evet. Yani onun parasını kat kat kazanırlar. Ama işte pandemiden dolayı bir şeylik var. Bir çekingenlik var maalesef. Sayın Rektörüm, teknoloji demişken Harran Üniversitemizin teknolojik alanında daha ne tür atakları var? Vallahi şu anda dediğim gibi yani aslında bu bizim yani en çok önemsediğimiz konu dijital tarım. Tarım, evet. Daha sonra güneş enerjisi, daha doğrusu enerjinin her türlüsü. Güneş enerjisi. Yani güneş enerjisi konusunda yani Türkiye çapında bir merkezimiz var. Bayağı da güzel şeyler yapıyorlar. Zaten bizim güneş enerji santralimiz de var kampüste. Yeni yeni projeler yapıyorlar. Daha verimli güneş enerji sistemlerini nasıl kurabiliriz? Daha ucuza nasıl bunları mal edebiliriz? Bunun dışında yeni birkaç ay önce başladığımız jeotermal aramaları var. İlk etaplar yapıldı. İlk sonuçları işte bekliyoruz. Hocalarımız tekrar bir değerlendirme yapıp acaba gerçekten kampüsümüzde veya çevremizde jeotermal çıkarsa müthiş bir, harika bir şey olacak. Hem turizm açısından, evet, hem seracılık açısından. Peki Sayın Rektörüm, programı da sonuna doğru tamam, geliyoruz. Çok güzel sohbetler ettik. Ben şunu sormak istiyorum. Bir Haziran sonrası yasaklar kalkarsa öğrencilerimizi neler bekliyor? Vallahi bizim şimdi öğrenciler tabii bir kere yaz okulu var. Evet. Yani zannedersem bu sene belki bir rekor olabilir. Çünkü herkes hani yaz okuluna gelmek istemeyenler de ya gideyim artık yeter kurtulayım bundan diye. Tahmin ediyorum yaz okuluna bayağı öğrenci gelebilir. Ya bütün Türkiye'den geliyor öğrenci, evet, ama özellikle kendi okulumuzdan mutlaka çok öğrenci gelecektir. Biz de onları hasretle bekliyoruz. Peki onun dışında aldınız mı Sayın Rektörüm? Neyi aldık? Öğrenciler mı geldi mi, pandemiyle ilgili önlemler alındı mı? Yani yaz bizim okulu aslında önlemlerimiz hazır yani. Her gerçekten şey hazır. Yani hazır yani bizim orası mekanlar geniş. Bütün kampüslerimizde. Evet. Bütün kampüslerimizde yani bir sorunumuz yok. Hı hı. Yeter ki o şey çıksın. Evet. İzin Kesekler çıksın yani. Kalksın, İzin evet çıksın. Her Sayın türlü şey hazırız yani. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz olduğunuz için. Sağ olun. Davet ettiğiniz için sağ olun. Benim Kadrajım programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Günün her anı, hayatın ritmi de, siyasetin rengi de farklı. Renklerin hepsini, hayattaki ayrıntıyı, sokağın sesini, cepteki hesabı, yaşam telaşını sadece Şanlıurfa'nın değil, Türkiye'nin her rengini gelin bizden izleyin. Güzel kadrajlar bizden, sıcak çaylar sizden.